Herkese yeniden merhabalar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bugün o kadar güzel bir tarif hazırladım ki her öğüne yakışacak. Tadı damağınızda kalacak. İkram ettiğiniz herkesin tarifi isteyeceği bir lezzet hazırlıyoruz. Tarifimde 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye aldım. Üzerine 2 tane ay şeklinde doğradığım soğanı, 1 tane rendelediğim havucu ekleyip, havuçlar rengini yağ verene kadar soğanlar yumuşayana kadar pişiriyorum. Sonra üzerine bir tane doğradığım patates ekliyorum. Patatesleri çok kalın doğramayalım burada. Ayrıca patates oldukça büyüktü. Ben bir tane kullandım. Eğer patatesleriniz küçük ise iki tane kullanabilirsiniz. Patatesleri ekledikten sonra da karıştıra karıştıra pişirmeye devam ettim. Patatesler yarı pişmiş bir durumdayken üzerine doğradığım ıspanağı ekledim. Burada bir bağ ıspanak kullandım. Miktarları arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tavanın kapağını kapattım. Ispanakların hacmi küçüldükten sonra şimdi bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Ve tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Tereyağını malzemelere yediriyorum. Ve üzerine tepeleme olacak şekilde 1 yemek kaşığı un ekliyorum. O kadar lezzetli oluyor ki bu tarifi kahvaltılarınızda bile yapabilirsiniz. Şimdi unu da ekledim, karıştırıyorum. Unu malzemelere yediriyorum. Bu arada ocağımı da kısık bir ayara getiriyorum. Sonra üzerine süt ekleyeceğim. 1,5 su bardağı süt kullan. Kullandığımız süt mutlaka soğuk olsun ki un topaklanmasın. Bu aşamada tuzunu ekleyelim, karabiber ekleyelim. Ben baharat olarak sadece karabiber kullandım ama yakışacağını düşündüğünüz baharatlar varsa sizler ekleyebilirsiniz. Şimdi karıştıra karıştıra orta hararetli bir ısıda yoğunlaşana kadar pişiriyorum. Bakın çok güzel yoğunlaştı. Zaten çok çabuk yoğunlaşıyor. Ocağın başından hiç ayrılmayın. Ocaktan alıyorum ve kullanacak olduğum fırın kabına aktarıyorum. Eğer bu tarifi misafirleriniz için hazırlamak isterseniz porsiyonluk da hazırlayabilirsiniz. Güveç kaplarına paylaştırıp fırına verebilirsiniz. Şimdi fırın kabına güzelce yaydıktan sonra üzerine kaşar serpiyorum. Kaşar miktar vermiyorum ama tabii ki bol kaşar kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Ve fırına gönderiyorum. Kaşarlar eriyip üzeri kızarana kadar fırında tutuyorum ve sıcak sıcak servise hazırlıyorum mutlaka sıcak sıcak servis edelim. Kaşar kullandığımız için beklediğinde tadı hiç hoş olmayacaktır, katılaşacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok ama çok değerli. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.